Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyun performans testiyle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Infinix'in yeni tanıttığı çiçeği burnunda Infinix Note 12 G96 modeli. Neden G96 diyoruz? Çünkü bu cihazda MediaTek Helio G96 Yonga seti kullanılmış ve bu cihazı bu işlemci ile beraber ön plana çıkarmak istemiş marka. Geçtiğimiz günlerde hem Infinix Note 12 hem de Infinix Note 12 VIP telefonlarını marka tanıtmıştı ve ünlü isimlerle beraber başta Ece Seçkin olmakla birlikte PUBG testini beraber deneyimleme şansı bulmuştuk ve onlar da deneyimlerini bizlere aktarmıştı. Bu cihazı da çok sevdiklerini söylemişlerdi. Tabii ki VIP modelinde çok daha üstün yeteneklere sahip telefon. Örnek veriyorum, 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı gibi bu cihazda 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. Aynı zamanda işlemcisi olsun, ekran özellikleri olsun, VIP modelinde tabii ki çok daha üstün yetenekleri görüyoruz. Bu cihazda da yine marka PUBG testinde de ya da oyun performansında iyi işler çıkardığını iddia ediyordu. Bakalım gerçekten iyi işler çıkarabiliyor mu? Soğutma sisteminin çok iyi olduğunu söylüyorlardı. Bakalım gerçekten bu işlemi gerçekleştirebiliyor mu? Cihazın donanım tarafında 5000 mAh'lik bir bataryası bulunuyor ve bu batarya 33 Watt'lık bir şarjla destekleniyor. Cihazın Yonga setinde ise 8 çekirdekli 12 nanometrelik üretim teknolojisiyle hazırlanan, dediğimiz gibi, MediaTek Helio G96 Yonga seti bulunuyor. 12 nanometrelik bir üretim teknolojisi beni birazcık düşündürmedi de değil. Belki yani birazdan göreceğiz performansı nasıl bir şey sergiliyor, ben de emin değilim, ama aynı zamanda ekstra olarak 8 GB'lık bir RAM seçeneği bulunuyor. 128 ve 256 GB olmak üzere de dahili depolaması bulunuyor. Ekstra olarak bu 8 GB RAM'e 5 GB daha RAM ekleyebiliyorsunuz. Böyle de bir özelliği var. Bu da işlerinizi hızlandırmaya yarıyor. Dedikten sonra lafı çok daha fazla uzatmıyorum ve testimize geçiyoruz. Şu an telefonumuz %100 şarjlı bir şekilde elimizde. Şu an yaklaştırıyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur %100 şarj olduğunu. %100 şarjımız var. Telefonumuza PUBG Mobile'ımızı indirdik. Başta da dediğimiz gibi oyun performansında iyi işler sergilediğini söylüyor marka. Bakalım biz de bunu test edeceğiz. İlk önce telefonumuzda her zaman olduğu gibi derecesini ölçerek başlıyoruz. 25.7, 25.8 en sıcağı bulasıya kadar devam ediyorum. En sıcak 25.8, 26'yı buldum. Tam sanırım işlemci şu taraflarda. Bir yerde 26 ile başlıyoruz. O zaman şarjımız %100. Ben hemen PUBG Mobile'imi açtım. Ve oyun testime birazdan başlayacağım. Buradan da 15 dakikalık bir süre tutuyorum. 15 dakikada bize ne kadar performans sergileyecek. Uzun zamandır PUBG Mobile oynamamıştım. Şimdi sizlerle buradan hemen başla dedikten sonra süremi de başlatıyorum. Ve 15 dakika boyunca oyun testimize başlıyoruz. Ben birazcık heyecanlanmadım değil çünkü gerçekten bayağıdır PUBG Mobile oynamıyordum. Bakalım bize nasıl bir performans sergileyecek Infinix Note 12. Şöyle ekranı ilk açtığımda parlaklığın bence yeterli olduğunu söyleyebilirim. Renklerin de gerçekten doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Şu an sizler de görüyorsunuz. Benim hoşuma gitti. 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranının olması en başta beni tereddüt ettirmişti ama şu an böyle birazcık kendi halimde takılınca fena durmuyor. Oyuna başlamadan önce grafiklerimi de göstereyim. Şu an HD'de en yüksek kare hızında oynuyorum ve klasik modda oynuyorum. Normal açıldığında hangi mod varsa onunla başladım. Herhangi bir değişiklik yapmadım. Evet, 15 dakikamız bitti. Şimdi ben de oyundan yavaş yavaş çıkacağım. Sanki burada biri olduğunu hissettim. Onu da vurayım. Hemen bitiriyorum.
Evet, kimse yokmuş. Biri olduğunu düşünmüştüm ama oyundan şimdi çıkıyorum. Evet, oyundan çıktım. Şarjımız 15 dakika boyunca oynamamızda sadece %1'lik bir dilimde inmiş şu an. Sizler de görüyorsunuz. Şarjı 99. Bakalım ısınma konusunda bizlere nasıl bir performans sunmuş. 26 idi. 37'ye kadar bir ısınma gerçekleşmiş. 35'i gördük. Evet. Tam burada 38. 38.3. Evet, sizler de görüyorsunuz. 38.3'ü görmüştüm ama yavaş yavaş, evet, yavaş yavaş bu veri düşüyor. 37'yi gördü şu an. Daha demin 38'e kadar çıkmıştı. Evet, hızlı bir şekilde de soğuması bence oldukça güzel. Şimdi dilerseniz değerlendirmemize geçelim. Evet arkadaşlar, testimizi yaptık ve geldik. Cihazın test denemesinde iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. En başında tereddütlerim vardı. Neden? Çünkü 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranının beni birazcık düşürebileceğini düşünmüştüm. Ama bunu çok da fazla hissetmedim. Tabii ki kısıtlı bir sürede oynadık. Neden? 15 dakika. Genelde bir oyun 15 dakika sürmüyor. 25 dakika, 30 dakika arasında gidip geliyor ama genel bir değerlendirme yapmak istediğim için, diğer bu cihaza denk ürünlerle de 15 dakikalık bir test yaptığım için, o yüzden 15 dakika bu oyun denemesini gerçekleştirdik ve 15 dakika içerisinde aslında güzel deneyimler sundu. Cihazın en başında test ettiğimizde 26 derece gibi bir ısınması mevcuttu ve bu 38'e çıktı. Tam o an odaklayamadım ama 38'i gördük. Daha sonrasında soğutmasının çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Anında 37, 36, 35 olarak düşmeye başladı. Elimde de aslında o sıcaklığı çok çok yüksek bir derecede hissetmedim. Çünkü 38 gerçekten yüksek bir derece. Ama elimde bunu çok da hissetmedim. Kap kullanmamama rağmen. Cihazın batarya tarafındaysa %100 başlamıştık işlemimize. 15 dakikada sadece %1'lik bir dilimi yedi. Yani 99'la oyunumuzu bitirmiş olduk. Ekran deneyiminde ise daha demin de dediğim gibi renkler gerçekten doğruluğu da yansıtıyordu. Çok çok küçük. Diğer 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı olan telefonlarla oynadığım için bu kıyaslamayı yapıyorum. 60 Hz olduğunu hissetmedim değil. Bir arada böyle küçük bir takılmalar yaşadı. Uzun süre deneyimde nasıl bir performans sergiler aslında bunu da birazcık kestirebiliyor bize ama 15 dakikalık oyun süreci boyunca ben performansını gayet güzel bir şekilde beğendim. Batarya tarafında %1'lik bir dilim yemesi gayet güçlü bir bataryası olduğunu bizlere gösteriyor. Peki siz bu oyun denemesini nasıl buldunuz? Eğer bir telefonda aradığınız şey oyunsa bu cihazı alır mıydınız? Fiyatıysa bence gayet uygun. Giriş orta segment bir fiyat performans ürünü. 8000 TL olarak piyasada satışa sunuluyor. Eğer çok daha üstün bir deneyim istiyorsanız bu cihazın VIP modeline mutlaka bir göz atmanızı öneririz. Orada da çok çok güzel performanslar sergileyen bir telefon var. Videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.